Peki astım tedavisi için neler önerirsiniz? Evet, astım için de çok güzel bir bitki var. Afrika sardunyası. Şimdi Afrika sardunyası da benim çok özel bir hikayem var. Almanya'nın Dresden şehrine gittim. Dresden Üniversitesi'nin botanik bahçesinde. Ben oraya gitmeden önce aradım, dedim ki ben Pelargonium ziloides, Pelargonium reniforme var mı orada bahçenizde? Var. Fotoğraf çekmeye geleceğim. Gelebilirim, gel. Gittim oraya. Beni görünce şaşırdılar. Şaka yapıyor zannettiler, dedim. Niye? Sen fotoğraf çekmek için ta oradan buraya geldin uçakla. Dedim ben yaparım. Ben bunun hastasıyım. Ben bitki oldu mu dünyanın öbür ucuna da giderim. Botanik bahçeyi gezdim. Fotoğraflar çektim. Geri dönerken bana bir saksı pelargonium hediye ettiler. Dediler ki madem geldin buraya kadar sana bir pelargonium hediye ediyoruz. Havalanda polis çevirdi, dedi ki bu ne? Çiçek. Dedi ki saksının içine bakacağız. Niye? Esra eroin olabilir. Dedim ki kafayı mı yediniz? Dedim. Saksının içine bakacak. Dediler ki böyle yapanlar çok oluyor. Kusura bakma, bakacağız. Bakın, dedim. Dediler ki bu tür film işler çeviriyorlar. Çevirebilirler, dedim. Benim işim bitki. Neyse, baktılar. Sonra da teşekkür ettiler. Şimdi bu pelargonium'in, yani Afrika sardunyasının kökündeki etken madde eterik yağlar, iridoidler, vereme karşı bile etkili. İngiliz asıllı John elmas Güney Afrika'da elmas, altın madenleri bulunca zengin olmak için oraya gidiyor. Adam orada zatürreye yakalanıyor. Şimdi orada herkes sırt sırta yan yana yattıkları için çadırlarda otel motel yok o zaman. Adam ölecek, bize bari bulaşmasın hastalığı diye çıkartıyorlar, şöyle bir atıyorlar bir. Afrika'nın Zulu kabilesi de alıyor bunu, diyor ki biz tedavi edelim bunu. İyileştiriyorlar. Adam kendine gelince diyor ki ben nasıl iyileştim? Ölecektim. İşte şu bitkinin kökü. Afrika sardunyası. Benim altına elmasa gerek ihtiyacım kalmadı diyor. Bu benim için altından elmasından daha kıymetli. Tonlarca toplattırıyor ve İngiltere'ye götürüyor. İngiltere'de verem, veba, hastalıkları tedavi ediyor. İyileştiriyor. Bakıyor ki tabipler odası bu adam bir bitkinin şeyiyle tentürüyle insanları iyileştiriyor. Diyorlar ki sen şarlatansın. Adama bir ceza yazıyorlar. Doktor Allen İsviçre'de bakıyor ki gerçekten çok etkili. Hemen patentini alıyor ve üretime geçiyor. O günden 1930 yılına kadar, penisilin bulunana kadar dünyada doğal antibiyotik olarak kullanılmış. Fakat penisilin ortaya çıkınca unutulmuş. Penisilin de alerjik hastalıkları, cilt hastalıkları, panik atak, depresyon, ölüm korkusu gibi birçok hastalığı tetikledi ortaya çıkınca şimdi bütün Avrupa'da, Amerika'da geri Afrika sardunyasına geri döndüler.